253.000 askerimizi şehit verdiğimiz, ancak tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez sözünü yazdırdığımız Çanakkale zaferimizi kutlamak üzere toplandık. Çanakkale zaferinin 150. yıl dönümü anısını hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere Anapartalar kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Çanakkale'de destan yazan nice isimsiz kahramanlarımız ve vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizin manevi huzurundan bir dakikalık saygı duruşuna, ardından istiklal marşımızı bir ses okumaya davet ediyorum. Çanakkale Savaşları
maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliğiyle dünya tarihi üzerinde büyük etkilere neden olmuş. Asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp dünya milletlerinin düşünce yapısının değişiminde de büyük etki etmiştir. Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat hepimiz tarafından görülebildiği üzere Çanakkale Savaşları başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda özellikle Anafartalar civarında askeriyle verdiği üstün mücadelenin Türk milleti nezdinde tanınmasına ve kurtuluş mücadelesinin önderi olmasına vesile olmuştur. O zor şartlarda bile ordumuzun her nefere ayrı bir destan kahramanı olmuş. 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanı olmuştur. Yahya Çavuş şehitliğindeki Şilörtlük savaş meydanındaki sayısız kahramanlıklarından birinin abidesi olarak kazınmıştır. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam 3 alayla burada gönülden buluştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane elleri, Allah'ı arz ettiler, akşama kavuştular. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi ya da havada çarpışan mermilerin varlığı değil, yaralı düşman askerine sırtını alarak onu düşman menzile kadar götürerek işgalci askere insanlık dersi veren kahraman Mehmet Cip'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, bir cepheye gönderdiği oğluna ya şehit ol ya gazi ol demek suretiyle onun her bir karış toprağını evladının canına üstün tutan Türk analarıdır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları bizlere armağan eden milletimizin varlığının birliğin ve beraberliğin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimiz rahmet milleti anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Onlar ölmeleri gereken yerde en ufak bir tereddüt göstermeden gülümseyerek ölmek ister. Onlar ana kucaklarını, baba ocaklarını, namuslarını, evlatlarını geride koyup dönmezcesine uzak diyara yol aldılar. Onlar kendilerini öldürmeye gelenlere bile kucaklarını açıp insanlık dersi verdiler. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşlardaydık. Mukaddes caddediler Haliç'e çağırdı. Süveyş'te Sina'da buluştuk. Allahu Ekber dağlarında karlara gömüldük. Şimdi de Çanakkale yolda komutanım. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina çölünde kaldı. Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yerime oğlum gidecek. Benden kalan başım yok. Salim de oldu. Hepiniz mi? Hepimiz! Çanakkale'ye mi? Çanakkale'ye! Gelemediğim için üzgünüm oğlum. Salim. Yazıla biz getiririz baba. Biz getiririz! Yerimi dolduracaksınız. Benden sonra da oğlum baba. Oğullarımız! Sonra da torunlarımız! Torunlarımız! Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen meraklama baba. Hemşireyi boş bırakmayacağım. Sen müşteri ol. Allah yardımcınız olsun. Benim için de kurşun sıkıyorum. Ah, anam da sağlık görseydi yediğini. Hiç artık. Gecikmem. Aklın helal et baba. Helal olsun. Hepinize helal olsun. Yavru def etmeden dönmeyin. Bundan sonra köyünüz yok, eviniz yok, aileniz yok. Her şeyinizde vatan ağrısınız. Uğurlu olun.
cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına yüz bin birden üşüştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla karşına çıktı düşman, çelikten bir alayla. Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy uçuştuk yersin. Nice tüysüz yiğitler yılmadı ceklebinden, koştu senin koynundan, çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden, kaç bayrağın tutsun yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır sende yatan adamlar, ırmağın kanla çağlar, yağmurun kanla damlar. O cepte mermandır sana kızıl akşamlar, sen silahın inançla son dövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin, okurken duyuyorum sesini ihtilalin. Övün ey Çanakkale, ki sen Mustafa Kemal'in yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yer. Onun kuvvetinden atmak neyin midir ha? Öyledir o, öyledir emme!
oldukça bu memleketin bir karşını bile kimse bizden alamaz. Haydi ana. Güle güle oğul. Git ya gazi ol.
Gönlümüze vermedi işte. İç dar iç. Son suyumuz iç. Oldu
ne olacak? Bir de ziyafet çek bari. Öyle ya, doğru söylersin. Belki karnı çok açtır garibim. Hoppala! Belki uykusuzdur. Kuştuğu yatak senenin altına. Yahu ben mi dedim? Gel vatanıma kastet diye. Basın kuşuna gitsin. Hadi gel yap dediğini. Sırt bir kuşun bilinciyle geber. Hem gözünün intikamını da almış olursun. Yok. Yapamam. Göz göre göre yardıma muhtaç birini vuramam. Yahu onlar yapıyor da ben niye yapamıyorum? Çünkü sen Türk oğlu Türksün be koçum. Yemez yediriyor, içmez içirirsin. Yapamayacağımı biliyor musun? Bir kere de ben gideceğim suya. İnşallah bir yaralı İngiliz de benim yoluma çıkmaz. Manda sen de Mehmet Onbaşı. Hayır, ben gideceğim çavuşum. Belki şehit diye bir yol bulurum. Bu iş benimdir çavuşum. Zeferdir değil. Oturun oturduğunuz yerde gözlüğünüzü doğru dürüst yapın yeter. Benim vatanlarım, ben gideceğim. Aklınızı helal edin. Helal olsun. Kafese tıkılmış kuş gibi. Kartal gibi. Şakanın sırası değil bre. Kafam kaynıyor. Deliliğindendir. Bağla şu deliği de rahat edelim yahu. Allah be! Burası hısım atıyor. Hani dünya gözüyle bir de ben göreyim. Düşman zırhlısının battığını gördüm ya. Diğer gözümü de kaybetsem gam yemem. Arkadaşlar batan yalnız bu değil. Haçlı dünyanın emelleri de batıyor. Velsin emellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden duruyor. Hasta adam soluk almaya başladı. Osmanoğlu yeniden duruyor. O kaçan gemi Queen Elizabeth'in gemisi değil mi? Bu koca Demiryalı kaçıyor galiba. Tam yol Tormistan etti. Gidenin kafiri geldiğinden beter dönüyor. Şimdi kazandık mı biz seni? Eli kulağındadır Memiş. Eli kulağındadır. Ah! Yandım adam! Kahve! İnsanı öldürdün! Çıkmak kaleyi! Geçemeyecekler! Geçemeyeceğiz! Aman Allah'ım! Mehmet, kardeşlerim! Şehit olmuş! Rüstem! Rüstem! Yaşıyorsun! Sadece çalışıyorum! Sen misin? Benim kardeşlik bak benim. Su getirdim sana. Nereden aldın suyu biliyor musun? Mustafa Kemal'in meclisinden. Onun neferlerinden aldım. Onbaşı'nın getirdiği İngiliz getirdi bizi. Bundan sonra suya ihtiyacım yok. Şehadet şerbetiyle hararetim dipekte. Ölmek yok ha. Tekten kaçmak yok ha. Bu cehennem gibi yerde cennete uçmak yok ha. Darılırım bak sonra. Açma bey. Göçme giderim çavuşum, göçme! Sağa dönersen güne. Düşmanı boğdu seni, mübarek tanını taktığı yerdir.
ki haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız, çetin bir harbin sonunda bütün bir milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Thank you.
Hepsine savaşmayı ölmeye emrediyorum.
Kıymetli teftiş başkanım, saygılı müdürlerim, kıymetli müdürlerim, kıymetli misafirlerimiz, programımız buraya sona erdi. Hepinizin ayağına sağlık. Umarım Çanakkale ruhunu en iyi şekilde yansıtmışızdır ve davet olduğunda da bahsettiğim söylediğim gibi bu yaptıklarımız onların yaptıkları yanında zerre bile değil ama inşallah onlara layık bir evlat olur. Onlara layık Türk milleti olarak ülkemizi her daim en iyi yerlere götürmeye layık oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekibimize gerçekten çok çalıştılar. Bunlara büyük bir alkışlıyorum. Arkadaşlar selamlarınızla. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun.